Selamlar, hoş geldiniz. Bugün Şubat ayında okuduğum kitapları anlattığım bir video çekiyorum. İlk kitabımla hemen başlayayım. İlk kitabım Irvin Yalom ve eşinin birlikte yazdıkları Ölüm Kalım Meselesi isimli kitap. Bu kitapta Merlin Yalom'un ölüm sürecini okuyoruz. Bu spoiler değil, kitabın başında hemen öğrenebileceğimiz bir şey. Bu kitap bana ne hissettirdi? Genel olarak iyi bir hayatın, iyi bir ilişkinin o güzel enerjisini verdi. Bir ölümü anlatıyor olmasının dışında. Ya ben ölüm konusundan çok tetiklenmedim. Ama bazı insanlara hani böyle kötü gelebilir ölümü ve ölüm sürecini anlattığı için. Ama bende öyle bir şey olmadı. Onu bir önden söylemek istedim. Tetikleyici olabilir diye. Ben de böyle iyi yaşama, iyi ilişkiler kurma ve çalışma azmi uyandıran bir kitap oldu. Çünkü hani böyle üretken, çalışkan ve iyi olduğunu düşündüğüm insanların hayatına dair böyle bir şey görmek, bir şey okumak beni genelde motive ediyor. Bunun dışında bir de kitabı bitirir bitirmez ya hatta okurken kitabı anneanneme alma isteğim oldu. Yaşça büyük insanların da sevebileceğini düşündüğüm bir kitap. Bu arada buna farklı bir yerden bakarsak biz bu kitabı kitap kulübüyle okuduk ve birçok arkadaşımla birlikte. Bazıları da hani şey dediler yani yaşça büyük bir insan olsam hani ölüme yaklaştığımı düşünsem böyle bir kitabı okumak istemezdim. Çünkü hani çok güzel bir hayat, çok güzel bir ilişki, çok böyle nezih bir şekilde bir ölüm. Dolayısıyla bu benim için hani rahatsız edici ya da böyle kıskanmama sebep olan bir şey olabilirdi gibi bir fikir de oldu. Çok da mantıklı bir fikir. Hani ben öyle düşünmedim. Hani genel olarak şey gibi düşündüm. Yaşça benzer insanların böyle hayat yolculuğunu dinlemek, onların hislerini öğrenmek falan iyi gelebilir. Bir paylaşım yaratır gibi düşündüğüm için anneannemi almak istemiştim. Ama farklı bir bakış açısı da olabilir. Dolayısıyla hani hem gençlere böyle iyi bir yaşam, iyi bir ilişki ve çalışma azmi için hem de yaşlılara önerebileceğim bir kitap oldu. Çok severek okudum. Şubat'ın başında okuduğum için böyle çok odaklanarak ve kendimi vererek okuyabilmiştim. Deyip ikinci kitabıma geçiyorum. İkinci kitabım İdeal Defter. Bu kitabı da yine 6 Şubat'tan önce okudum. Dolayısıyla yine böyle çok odaklı ve kendimi vererek okuyabildim. Bu kitap bana hangi kitabı hatırlattı? Hiç konusu çok alakasız ama Murat Menteş'ten Ruhu Mücerret diye bir kitap vardı. Ben üniversitedeyken çıkmıştı ve böyle hemen çok hevesle gidip almıştım. Ama kitaptan hiçbir şey anlamadım. Ama kitabın kötü olduğunu da düşünmedim. Bu kitap da tam olarak öyle bir şey. Gerçekten hiç anlamadım. Yani benim beynim yetmedi mi derim bilmiyorum. O şeyim, derinliğim de yetmemiş olabilir. Ama kitabın kötü olduğunu düşünmüyorum. Sadece belki dönemim değildi. Belki hani hikaye bana şey yapmadı, dokunmadı. Bu kitapta da bir romantik ilişkinin bir tarafını ilişkisi üzerinden işte kendini tanımasını ve işte kendiyle olan konuşmalarını dinliyoruz. Gerçekten kötü bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Bunu da hani kitaplığımdan da çıkarmayacağım ileride tekrar okumak için. Ama herhalde şu anda şey değildi, çok böyle gerçekten çok bir şey anlamadım. Bazı kitaplardan da bir şey anlamayabiliyoruz. Ama kitabı da sonuna kadar okudum. Çünkü gerçekten merak ettim. Çok anlamadığım ama kötü olduğunu düşünmediğim bir kitap oldu. İleride tekrar okumak için saklayacağım dediğim gibi. Bundan sonra maalesef çok uzun bir süre yani okuyamadım muhtemelen hepimiz gibi. Yani herhangi bir şey de yapamadım. Sonra aslında Nazım Hikmet okumak istediğime karar verdim. Ve Nazım Hikmet'ten Büyük İnsanlık şiir kitabını okudum. Bu çok güzel bir kitap. Yapı Kredi ve İş Bankası'nın birlikte hazırladığı ve Nazım Hikmet'in şiirleri okuduğu bir ses kaydının bulunduğu. Yani Bedri Rahmi Eyüboğlu'yla bir sohbet esnasında Nazım Hikmet şiirlerini okuyor ve onu kaydediyorlar. Böyle çok tatlı bir kitap gerçekten. Kapağı vesaire her şey tasarımı da çok güzel. Ben normalde şiir okumayı hiç sevmem. Hiç anlamam yani o derinliğe inemem. Ama bu kitap böyle kitaplığımda duruyordu. Hep de okumak istiyordum bir şekilde bir gün falan diye. Gerçekten böyle tam zamanıymış diyebilirim. Ya yani bunu okumak bana iyi geldi. Başka bir şey zaten izlemek, dinlemek vesaire istemedim. Herhangi farklı bir konuyla ilgili bir şey okumak istemedim. Nazım Hikmet okumak bana iyi geldi. Bu kitabı da öneririm. Yani şiir sevenler zaten muhtemelen çoktan biliyorlardır. Ama şiir sevmiyorsanız bile belki bu dönemde, belki zaten ileriki dönemlerde sık sık ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla iyi gelecek bir total deneyim olabilir. O yüzden kitabı da şiddetle öneririm. Sonrasında bir kitaba başladım. Yine böyle benzer bir konudan devam etmek istediğim için, yani farklı bir roman vesaire okumak istemediğim için
Yine bunu da daha önce almışım. Kitleler Psikolojisi diye bir kitap. Bu kitabı da bana çok sevdiğim bir abim önermişti. O da önerirken demişti ki hükümetin stratejisini belirlerken bu kitaptan çok fazla yararlanıldığı söyleniyor gibi böyle bir dedikodu ve duyum varmış. Sanırım ben bunu bilmiyordum. Belki hani çok bilindik bir şeydir. Ekşi'ye falan da bakmıştım. Orada da yazıyordu zaten almadan önce. Bu kitabı başladım. Bu kitap genel olarak kitlelerin psikolojisini anlatıyor gerçekten. Nasıl hareket eder? Kitle nedir? Bilinçsiz davranışları nasıl sergiler? Onları harekete geçirmenin ya da onlarla iletişim kurmanın yolu nedir? Kitle nasıl değişir? Falan gibi böyle kitlelere dair çok güzel bir inceleme. Benim için bir tık ağır. Bence akademiye yakın bir kitap. Dolayısıyla dili biraz ağır olabilir. O yüzden ben bunu yarısına kadar okudum. Böyle bir bölümüne kadar. Öbür yarısını zaten Mart'ta tekrar okuyacağım. Araya iki tane kitap aldım. Ben merakla okudum. Okumaya devam edeceğim. Biraz dili ağır ama hani yeni bir şeyler öğrenmek, kendimizi geliştirmek ve bu gündemde belki başka bir şey okumak istemiyorsak güzel bir kitap olabilir. Bunu da böyle anlatmış olayım. Bunun dışında iki tane daha kitap okudum ama onlar yanımda yok. Malum artık fiyatlar çok arttığı için kitapların, arkadaşlarımın kitaplıklarından alıp işte onlara geri vermeye başladım. Ki bunu aslında hiç yapmayı sevmiyorum. Çünkü böyle birisi benim kitabımı alınca sürekli kafam orada oluyor. Kitabım orada, o gelecek falan gibi. Bunu da başkasına yapmak istemiyorum aslında ama artık 2023 süperle bunu bitirdim. Ve işte kütüphaneye gidemiyorsam arkadaşlarımdan alıp okuyup geri vermeye başladım. Dolayısıyla iki tane kitap şu an yanında yok. Bunlardan bir tanesi Orhan Pamuk'tan Beyaz Kale. Ben Orhan Pamuk okumayı planlıyorum bu sene içerisinde. Bazı kitaplarını okudum ama hani tüm kitaplarını okumak gibi bir niyetim var. Beyaz Kale'yi genel olarak böyle roman açısından aşırı sevip böyle beni aldı götürdü değil. Tabii ki hani Şubat'ın gündemini düşündüğümüzde de herhangi bir kitabın bizi alıp götürmesi çok zor olabilir ya da herhangi bir aktivitenin. Bunun da belki etkisi olmuş olabilir. Hikaye kötü değil, hani kitap da çok kötü değil ama benim top kitabım vesaire olmadı. Gayet normal bir kitaptı diyebilirim ama okuduğum için mutluyum. Diğer kitap da Hamlet. Hamlet aslında çok güzel bir kitap. Çok çok sevdim Hamlet'i. Biraz çok bir roman ve çok akıcı bir roman. Yine bu gündeme rağmen biraz daha odaklanabildim ve beni böyle aldı götürdü diyebileceğim bir kitap ve bittiği için çok üzüldüm. Hamlet aslında Hamlet'in annesinin gözünden yazılmış bir kitap. Bu da beni çok etkiledi. Çok çok güzel. Böyle tüm karakterlerin derinliği tam yerlerine oturmuş, hikayenin akışı çok güzel. Genel olarak hem edebi açıdan hem de hikaye açısından çok güzel bir kitaptı bence. Bir de demek istediğim bu kitapla ilgili, şunu demek istiyordum. Kitabı okurken böyle bir kurtlarla koşan kadınlardan bir masal okuyormuş gibi de aynı anda hissettim. Eğer kurtlarla koşan kadınları seviyorsanız Hamlet'i ekstra seveceğinizi düşünüyorum. Bilmiyorum, ben çok alaka kurdum aralarında. Çok çok hoşuma gitti. İyi ki okumuşum dediğim bir kitap oldu. Herhalde bu ayın en çok sevdiğim kitabı yine Nazım Hikmet'in şiir kitabıyla Hamlet oldu diyebilirim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.